Uykum geldi. Gidiyorum ben. Hayır gitme. Ya işi uzadı herhalde. Gelecek şimdi. Üç etti. Daha önce iki kere randevu verdim kocana. İkisinden de kaçtı. Ona da gelmeyecek. Senden korkuyor. Eski koca. Kim korkmaz eski kocadan? Yok hayır. Önceden korkmuyordu. Bu hastalıktan sonra başladı. Yani benden korkmaya başladığına göre kesin ciddi bir hastalığı vardır diyorsun öyle mi? Ani ruh hali değişiklikleri, çocuksu davranışlar, hiç bitmeyen bir karın ağrısı. Ha bir de iki kere bayıldı. Sence de korkmakta haklı değil mi? 20 dakika önce burada olması gerekiyordu. Gidiyorum. Hayır. Gitme, gelecek. Niye? Beni çok seviyor, her istediğimi yapıyor. O yüzden. Hı? O yüzden mi? Gelecek. Çünkü senin burada olduğunu söylemedim. Duran kalpler atmaz. Sen öyle diyorsun. Olmuş. Selin. Aa, Metin hoş ne geldin. Ne oluyor? Hoş geldin gel gel. Baş başa yemek yiyeceğiz sanıyordum. Biz sürpriz yapmak istedim. Ateş Hekim oğlu Murat. Metin. Metin Kurt. Kalkmayın kalkmayın. Kusura bakma belli toplantı. Hiç önemli değil canım hoş geldin. Ay be. Ateş Hekimoğlu ha? Ateş Hekimoğlu. Bak. Baştan söyleyeyim senden kaçtığım falan yok. Yalnızca vaktini almak istemiyorum. Ya bir sürü doktor beni zaten muayene etti. Streslediler. Yani üniversite sınavları vardı, veliler, öğrenciler hepsi benim tepemde. Mantıklı. Ateş. Mantıklı. Ne yapayım, ne yapmamı istiyorsun? Metin'i muayene edeceğini söylemiştin yani. Ya ne yapayım canım, adam iyiyim diyor. İyiyse iyi. Nesini muayene edeyim adamın? Haklı. Ya, bu karışıklık için senden özür dileriz. Ama bunca zamandan sonra birbirinizi görmüş oldunuz. Hem gördüğüm kadarıyla eğleniyordunuz da. Ha? İyi yalnız. İyi, adam çok iyi. Hakkını vermek lazım. Hı? Samimiymiş gibi yapabiliyorsan her türlü üç kağıdı kıvırırsın. Beğendin kocanı. Bravo, iyi seçim. İsterimiz karşılıklı. Ben de bana gıcık olacağını falan sanmıştım. Yani ne de olsa Selin benimle evlendi. Kafa adam ya. Bence biz takılalım arada sırada. Ha? Kanka oluruz belki. Olur. Halı saha falan mı? Bir de fırlama, ha? Bir de fırlama. Ya bravo ya. Ergen çocuklar gibisiniz, ne tatlı. Metin'in şu an hemen hastaneye gitmesi lazım Ateş. Öyle mi? Hı. Şu anda. Peki, hadi içelim o zaman. Kadınlara içelim. Onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor. Hadi. İçelim. Çak. Bravo. Ben senden daha uzunum. Benim de senden daha fazla saçım var. Ayrıca... Metin. Valide Atik Hastanesi'nden ambulans çağrılmış. Garson. Oraya, evet. İçkisine ilaç koydun değil mi? Söz verdim sana muayene edeceğim diye. İyi zamanında geldi çocuklar. İçkiyi içemeyecek diye çok korktum. Hadi gel. Beraber gidelim. Yolda konuşuruz. Olmaz mı? Götürür onlar. Bırak sen. Bırak götürürler. Dikkatli çocuklar. Dikkatli olun. Hanımefendinin eşine. Dikkat edin. Bir şey olmasın. Hadi gel. İnanamıyorum.
karın ağrısı var. Hasta gereksiz yere hırçınlama. Bir sebep yok. Fikri olan. Dolap dere. Katkıda bulunacak mısın yoksa böyle bütün gün boş boş oturacak mısın? Sen Nişantaşı, bütün enerjini gömlek seçmeye mi harcadın yoksa sabah sabah? Hadi hadi hadi, çalıştırın saksıları. Bulalım şu zamlıyı. Ne oluyor? Hayırdır Zeynep? Hekim oğluymuş gibi yapıyorum. Yani güleriz diye. Komik değil mi? Değil. Ayrıca ben gömlek seçerken düşünmüyorum o kadar. Size var ya, bir daha şaka falan yapmayacağım. Meçki ilaç atıp adam bayıltmak nedir ya? Ne zannediyor kendini bu hekim oğlu? Alışılmadık yöntemleri olduğunu söylemiştim sana. Sen buna alışılmadık mı diyorsun? Yani dava etsem hapse attırırım onu bu yaptığı için. Sen bir iyileş, ben açarım o davayı. Ya sorun da bu ya zaten Selin'cim. Ben hasta hissetmiyorum ki kendimi. Harika, o zaman sizi erken taburcu edeceğiz demek. İpek gel. Ben İpek, çok memnun oldum. Sonunda tanıştık. Ben de gerçi başka bir ortamda tanışmayı tercih ederdim ama... Eski arkadaşlarımla tanışmak istiyordum. Al sana, en kıdemlerinden. Eski arkadaşlarına bir itirazım yok. Ama insanı bayıltarak hastaneye getiren eski bir koca... niye geldim? Sana bankoda ihtiyacım var. Orada birkaç imzanı almam gerekiyor ama sonra rahat bırakacağım söz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben gidip geleceğim şimdi. Bir şey ister misin dışarıda? Buradan çıkmak. Tamam, çıkacaksın. Siz çıkacaksın. Kalk! Rahat. Evet dosyayı almışsınız. Hadi bakalım dökün. Daha önce yapılan incelemelerde karın ağrısı ya da duygu durum değişikliklerini açıklayabilecek bir şey yok. Peki güzel. Harika. O zaman bizim de işimiz yok. Ne yapalım hadi? Dışarı çıkalım. Luna Park'a mı gidelim? Hayvanat bahçesine mi gidelim? Ne yapalım? Maç yapalım mı? Ha? 2-2. Hadi. Ya ben sizinle biraz vakit geçirmek istiyorum. Yeteri kadar vakit geçiremiyoruz ya. Hadi. Madde kullanıyor olabilir mi? Toksikoloji raporunda yüksek miktarda kloral hidrat yazıyor da. Ya o benden. Hastaneye gelmek istemiyordu, bayıltmak zorunda kaldım. Adam hasta olduğunu düşünmüyor. Kim düşünüyor? Karısı. Eski karınız. Göbek adı o. Nüfusta Selin diye kısaltmışlar. Eski karınız. Eski karınız, meski karınız. Dökür bakalım. Bir şeyler gelecek bunun arkasından herhalde. Hastaya değil, ona inanıyorsunuz. Bence bu vakayı da o yüzden aldık ya. İyi tamam hadi. İtiraf ediyorum. Sesler duyuyorum kafamın içinde. Bırı 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 bırı. Onu yap, şunu yap, bunu yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Çok susmuyorlar. Devamlı bir şeyler yapmamı söylüyorlar. Dayanamıyorum ya, manyaklık. Herkes yalan söylere ne oldu peki? Öyle bir şey vardı. Belki eski karınız yalan söylüyor kocam hasta diye. Yok öyle bir şey, yalan söylüyordum. Hadi. Haydi yapın bir şeyler işte ya. Ivır zıvır, bütün doktorlar ne yapıyorsa siz de yapın. Ne yapın? Batın ultrasonu çekin mesela. Olmadı, batın ve pelvis tomografisi çekin. Kontrastlı kontrastsız. Ne yapıyorsa işte, bütün doktorlar ne yapıyorsa bir şeyler yapın. Tamam, hadi. Var mı atladığın bir şey? Mutfak lobosuna bakmayacak mıyız hocam? Şaka. Sen var ya sen. Az uyanık değilsin ha Nişantaşı. Az uyanık değilsin. Var sende bir dolap derelilik. Gerçekten onu bayıltarak mı getirdi? Biliyorum çılgınca ama baksana işe de yaradı bir yandan. Ateşin bütün yöntemleri gibi. Her zaman cesur bir kadın olduğunu biliyordum ama ne bileyim yani ateşle kocanı yüz yüze getirmek, onu ateşe teslim etmek. Başka bir çarem yoktu ki İpek. Şu anda tek önemsediğim şey onun iyileşmesi. Anlıyorum, haklısın.
Ben kocanı sevdim ama sana bakarken gözleri parlıyor. Aslında benim sizi çok daha önce tanıştırmam gerekiyordu tabii ama... Olur böyle şeyler, takma şimdi. Yani normalde ateşten kaçarken bizi de geride bıraktı. Bırak şimdi bunları. Mutlu musun? Mutluyum. Mutluyum. Aslında daha önemlisi huzurluyum. Şükrediyorum her gün Metin hayatımda olduğu için. Bir de iyi olduğundan emin olsam. İpek Hanım, evet. Ölüyorum ama muhasebedekiler açabilirim sensin. İpek, ben de odaya geçeyim. Evrakları ne yapalım? Yok evrak falan, uydururum ben onu. Yani seni kaçırmak için. Hadi git. Teşekkür ederim. Ya doktor, biz sana adamı tedavi etmen için ısrar ettik ama sen de vurlayınca öldürüyorsun dedi ya. Adamı bayıltıp hastaneye getirmek ne demek ya? İşe yaradı mı o? Yaradı. Yaradı, evet. Bana bak, söyle bana. Ne var senin aklında? Sen bu adamı tedavi edeceksin. Ondan sonra da seni geri mi kazanacaksın? Bunu mu düşünüyorsun? Doktor, ne geri kazanması? Hı? Kadın evli bir kere. Her şeyden önce. Ayrıca siz ikiniz İpek'le beraber başımın etini yemediniz mi? Adamı tedavi et, tedavi et diye. Tamam peki. Adamı tedavi et, Selin'den uzak dur. Sıradan bir vaka gibi davran. Kendin gibi ol yani. Mesafeli, soğuk, umursamayan. Hocam. Ulan Musu. Hocam şükür sizi kavuşturana. Yandım ben, çok fena yandım. Kaçıncı derece yanık? Nerede? Hocam tam şuramda. Cayır cayır yanıyorum. Hiç sormayın. Ay Selim şire. Hı? Bir daha alayamadık gitti şu yana. O değil hocam. O değil. Bu başkası. Maşallah. Senin kalbine kaç kadın sığıyorsunuz o? Öyle değil hocam. Şimdi şöyle anlatayım. Sabahleyin bizim köyden bizim bir akraba geldi. Bu kızın da hastane işlerini hallederken. Fakat şöyle bir durum oldu. Bu kız... Kız. Güzel mi? He? Dert olduğuna göre. Kız güzel, güzel de dert değil hocam o. Şimdi bazı insanlar da vardır ya, ona cicim, buna canım, herkese canım cicim derler. Bildiniz mi? Bildim canım. Şimdi bu kız bana canım dediği için Aysel hemşire yanlış anlamış. Bu kızı da benim yavuklum zannetmiş. Bir de bana demez mi, birbirinize çok yakışmışsınız diye. Aysel hemşire. Evet, şimdi de zannediyor ki Fatoş benim sevgilim. Çok tatlı bir kız hocam. Ben tanıştım. Ay. Şunları da size vereyim de bugünün randevulu hastaları. Sağ ol Aysel hemşire. Geçmiş olsun Muzo. Artık zannetmiyor. Emin Aysel hemşire. Fatoş ha? Bir de biz tanışsak hayırlısıyla şu Fatoş'la. Radyoloji haber veren oldu mu? Tomografi için. Ben haber verdim. Birazdan alacaklar hastayı. Yalnız adamın yerinde olmak istemezdim. Kadının kocası. Niye? Hekim ondan daha bir doktor mu olacak? Kendine teşhis koyacak. Yani iyi doktor, kötü doktor meselesi değil de ne bileyim. Yani sevdiğim kadının eski kocasını yanında görmek falan. Zor iş. Bak bak bak. Kalapların abisi konuştu. Oğlum bitmiş gitmiş, boşanmışlar kaç yıl önce. Sen var ya, sen kesin sevgililerine darlıyorsundur böyle. O kimdi, bu kimdi diye. Vallahi sevgililik başka şey, evlilik başka şey. Yani biri akut, diğeri kronik, öyle düşün. Evliliğe de kronik demek bombaymış yani. Sen ne diyorsun Zeynep hocam bu duruma? Hiç ilgilenmiyorum hocanın gönül işleriyle. O yüzden mi adamı darladın eski karınız diye? Çünkü tarafsız davranmıyor. Bu vakayı kabul etmesinin tek sebebi o adamın eski karısının yeni kocası olması. Yani? Hekim oğlunun hain planları mı var sence? İzlediği dizilerdeki gibi mesela değil mi? Adamdan kurtulup kadını geri alacak. Aşk, eski aşk, cinayet. Hepsi var diyorsun yani. Bir de kadınların dedikodu yaptığını düşünüyorlar daha çok. Aa, dedikodu değil ki. Bu şey bu. Bu araştırmacı gazetecilik. Evet, kaliteli yorumculuk bu ya. Gel. Lütfen bana güzel bir haber ver ve faturayı buldum de. Maalesef.
Sekretere sordum, o mikroskopların faturaları bizde değil. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yani iyi bir avukat bulmaya çalışacağım, yapacağım bir şey yok. Kullanım hatası olmadığını ispatlayacak ve paramızı geri alacak kadar iyi biri. Bana bak, tanıştın mı Seyir'in kocasıyla? Hı, tanıştım, hoş biri. Ama gergin biraz. Hı, normal. Tabii ki canım, normal. Ateş nasıl? O da normal. Yani her zamankinden gergin değil ya da çaktırmıyor. Biz de seninle konuştuk. Yani ateş mevzusunu sahiden kapatmış gibi görünüyor. Hı. Ne oldu? Hata mı ettik diyorsun yani hastayı alması için baskı yaparak? Yok yani. Ya iki eski arkadaş arasında kalmak zor. Hele o iki eski arkadaş eski iki karı kocaysa. Yandı gülüm keten eva diyorsun yani. Pardon. Biz deminden beri sizi yanlış yerde bekliyormuşuz da beklettik, kusura bakmayın. Benim için pek bir şey fark etmedi zaten. Siz sanki odadaymışsınız gibi davranıyordum ben deminden beri. Buyurun gençler. Bağırsak. İki kişilik bağırsak herhalde. Yok biz... Biz çok yakın arkadaşız da, yani aynı evde yaşıyoruz, aynı işteyiz, aynı üniversiteye gittik o yüzden. Allah tamamını erdirsin. Nedir sorun? Sorun şu, ben bir pasta yaptım. Ellerine sağlık, zehirlendik. Yok, yok zehirlenmedik. Yani aslında ben o pastayı sevgilim için yapmıştım. Ayrılalım sevgilim demek artık yeterli olmuyor mu? Ya aslında tam ters, ben evlenelim diyecektim. Yani pastayı yapmıştım, tezgahın üzerine koymuştum soğusun diye. İşte Kerem sağ olsun eve geldiğinde pastayı yemiş. İçinde yüzük vardı. Yüzük şimdi arkadaşın içinde. Ya ben çok açtım. Pasta da yumuşacık. Yinemeden yutunca. Dayanamadın götürdün. Şimdi ince bağırsak 6-7 metre. İki de kalın bağırsak etti mi sana 9? Senin tek taş şimdi salına salına geliyordur. Yani bu sanayi devrimini falan hallettik. Ama kokoreç olayında gıdım ilerleyemedik. Bekleyeceğiz mecbur. Henüz bizim kokoreçler altın pırlanta vesaire sindirmeyi beceremiyor. Tamam ama yani şöyle bir sıkıntı var, ben bekleyemem. Çünkü şöyle bir problem var. Ben çok ciddi bir beklenti yarattım bir gün üstünde. Benim onu kesin bugün vermem lazım. Tamam, tamam. Doktorunuz size en iyisinden bir müsil ilacı yazıyor. Denedin ama değil mi? Denedim. Bu en hızlı olan inşallah hocam. Aslında arkadaşının bağırsaklarına neşterle dalmak en hızlısı olurdu. Bilmiyorum ne kadar aceleniz var. Yapalım mı öyle bir şey? Biz. Neyse, bu da 3-4 saat sürer. 3-4 saat sonra şahat söker. Tamam. O anın tadını çıkarırsınız artık beraberce. Teşekkür ederiz. Evet. Mis gibi koktu. Biliyor musun içmesem de olur yani. Afiyet olsun. Kusura bakma böyle böldüm işini ama... Metin o kadar gergin ki duramadım yanında. Biraz kendimi dışarı atıp... Hava almam gerekiyordu. Ne zaman istersen gidip saklanabilirsin. Teşekkür. Ya sana bir şey soracağım. Sence Metin hasta olduğu için mi böyle davranıyor? Dur. Sanırım. Bir de en fenası benim zorumla burada. Kendisi hasta olduğuna bile inanmıyor. Hmm. Bir de belki tabii şimdi ateşle karşılaşmak onun için biraz... Yok yok. Şöyle bir şey yok. O zaten biliyor. Ben hiçbir zaman hiçbir şey saklamadım ondan. Ne zaman ne yaşadığımı biliyor. Bir zamanlar ateşe deli gibi aşık olduğumu biliyor.
O değildir. Delilik yalnız burada çok doğru bir tanımlama oldu ikiniz için. Deliler. Evet ya, yani Metin anlayışlı birine benziyor herhalde. Geçmişi kafasına takmayacaktır herhalde. Ha? Ne var senin dilinin altında? Öyle bir... Yoksa sen Metin'in ateşle başa çıkamayacak kadar zayıf mı olduğunu düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Metin tanımadığın için öyle söylüyorsun. Tanısan anlarsın. Yok hayatım. Yok hayır. Onun için sormuyorum. Beni mi düşünüyorsun? Ya Orhan, sen hep çok iyi bir adamdın. Teşekkür ederim. Merak etme ama. Büyüdüm ben artık. Ben öyle o eski kırılgan fidan değilim. Kabuğum sertleşti. Daha güçlüyüm. Batın tomografisini çektik. Karın ağrısını açıklayabilecek bir şey yok. Ha, çünkü olmayan bir şey arıyoruz. Metin'cim bir izin ver lütfen. Sonra ne olacak? Yani sonraki adım nedir? Toparlanıp eve gideceğiz. Ya daha ne kadar test yapacaksınız ki bana? Normal hayatımıza dönebilmemiz için daha kaç doktor görmem gerekiyor benim? Bir. Sadece bir. Hekim ol tabii ki. Eşinizin eski kocasının doktorunuz olması size biraz garip geliyor sanırım. Vallahi hiçbir şeyim yokken hastanede olmak daha garip aslında bakarsanız. Tomografi sonuçları temiz. Paranoyak birine de benzemiyor adam. Bence hiçbir şey yok. Hayır, bence adamın neyi olduğuna dair bizim hiçbir fikrimiz yok. Hocam, Akif Hoca ile konuştum. Adam dolu. Yarına kadar yapamam diyor. Hayır, yapacak. Tekrar ara. Adamın karnını kesip açacak mısınız? Ha, Mehmet Ali dur. Pardon, iptal edelim. Zeynep Hoca teşhisi koymuş bile. Keşif cerrahisine falan gerek yokmuş. Ben öyle bir şey demedim. Ama adamın hasta olup olmadığından emin bile değiliz. Durum böyleyken cerrahi bir müdahalede bulunmak bana biraz... acele ve sorumsuzca alınmış bir karar gibi geliyor. Acele ve sorumsuzca. Adamı bakım evine yatırmaya kalksak o aceleci olurdu. Ha, senin benim kararlarımın mantıksız olduğunu ima etmen... o biraz sorumsuzca. Elimizdeki tek şey eşinin lafı. O da kocasının karnının ağrıdığını söylüyor. Hocam adam hasta olduğunu bile düşünmüyor. Böyle bir operasyona neden evet desin ki? Çünkü karısı bir avukat. Hem de çok ikna edici bir avukat. Akif Hoca'yı arayın. Ameliyatı ayarlasın. Erken döndüm. Kantinde her şey var biliyor musun? Ve bak sana ne aldım. Küçük mutluluklar bulmalıyız diyorsun ha? Bir dakika. Ben biliyorum bu ifadeyi. Senin aklında bir şey var. Sen bana bir şey söyleyeceksin. Yok. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam. Tamam peki. Hadi dinliyorum. Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor? Olağanüstü bir durum mu? Yok. Bir dakika. Söyledin değil mi? İpek Hanım hocanın keşif cerrahisi yapacağını söyledi. Evet. Birinin hocayı durdurması gerekiyor. Çünkü hoca sağlıklı düşünemiyor bence. Olabilir. Ama senin de ondan kalır yanı yok bence Zeynep. Ateş keşif cerrahisi istemiş. Var mı böyle bir şeyden haberin? Nasıl? Senin ne kocasına mı? Elinden hiçbir şey yoktu ama. Yok zaten. Onay vermiş mi Metin? Hayır. Hayatta olmaz. Asla. Sen delirdin herhalde. Ateş. Hemen konuşmamız lazım.
Şurada şekerleme yapıyoruz, görmüyor musunuz? Doktor, nereden çıktı bu keşif cerrahisi? 13 Kasım 1886'da Lancet dergisinden. Orada uzun uzun bahsediliyor. Keşif cerrahisinin faydalarından, aslında tıpta devrim gibi bir şey. Diğer teknikler, testler tanı için yeterli olmayınca içeride bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyorsun. Giriyorsun, bakıyorsun. Buradaki herkes keşif cerrahisinin ne olduğunu çok iyi biliyor Ateş. O zaman ne bu şiddet bu Celal? Doktor, adamın da gerçekten hasta olduğundan emin değilsin. Karısı emin. Ne? Ateş yapma lütfen. Böyle bir sorumluluğu senin üstüne yükleyemezsin. Bir kere senin benim tarafımda olman gerekiyor. Aa, o niye? Çünkü sen oğlan tarafısın. Hayır efendim, ben kimsenin tarafı değilim. Ben görevim gereği hastanın yanındayım. O zaman şöyle diyelim mi? Eski karım beni, yani eski kocasını, yeni kocasının hasta olduğuna dair ikna etti. Eski karım yeni kocasını, eski kocasının yeni kocasını keşif cerrahisi yapması konusunda ikna ederse ortada sorun yok demektir. Ne eski kocası için ne yeni kocası için. Tamam, kimseyi zorla masaya yatırıp herhalde kesecek değiliz. Selin gel. Tam zamanında geldi. Bir şey mi var? Aslında ben de size bir haber getirdim. Metin beklediğimiz cerrahi müdahaleye onay verdi. Bir sorun mu var? Yok. Yok canım, tam tersi. Hiçbir sorun yok. Değil mi arkadaşlar? İyi. Tamam o zaman, ben Metin'in yanında odadayım. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Eski karım diye demiyorum. Bomba gibi bir avukat. Özgenlerin davasında tanık ifadeleri alındı. Bir de adli tıp raporu gelirse çok iyi olacak. Bu arada tabii karşı tarafın avukatlarının da dinlenmesi... Doktor Sedef Aydın. Doktor Sedef Aydın. Bir dakika. Poliklinik bankosundan bekleniyorsunuz. Tamam, çok pardon. Karşı tarafın avukatlarının dinlenmesi de iyi olabilir. Efendim? Ben seni sonra arayayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Kahve, bol sütlü. Teşekkürler. Ama ben artık süt içmiyorum. İnek sütü. Ver içelim. Afiyet olsun. Çıkardığın ses bir süre sonra asap bozucu olabilir. Biliyorsun değil mi? Peki sen şunu biliyor musun? Bilmece. İnsanlar neden hastanelerde bekleme salonlarında otururlar? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Bomba bir cevap gelecek galiba. Evet. Çünkü ameliyathaneye ne kadar fazla yakın otururlarsa hasta olan yakınlarını o kadar fazla umursadıklarını düşünürler. Aa, bak gördün mü, yakaladın beni. Ben de zaten sırf bu yüzden buradayım. Hatta bu hastanedeki herkes beni görene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Metin'den başkasıyla görüşüyor musun? Yani öyle sinemaya gidip kahve içmekten falan bahsetmiyorum. Özel. Neyi kastettiğini anladım canım. Neden sorduğunu anlamadım. Bilmem gerekiyor. Tıbbi açıdan.
tıbbi açıdan. Ha, hayatımda biri varsa paranoyaları paranoya değil, haklı bir kuşku olacak ve böylece paranoya diye bir semptom ortadan kalkmış olacak, öyle mi? Cin gibisin. Öte yandan tıbbi açıdan gerçekten önemli olsaydı sen gelmez ekibinden birini gönderirdin. Onların da sinirini bozmak varken neden sadece benimkini bozasın? Gidin sorun bakalım karısı başkalarıyla yatıp kalkıyor muymuş? Ama ben bu soruyu neden sorduğunu biliyorum. Kocamı aldatıyorsam seninle de birlikte olabilirim. Öyle değil mi? Ama kocamı aldatmıyorum. Kimseyle yatıp kalkmıyorum. Dosyasına da aynen böyle not düş. Tamam mı? Selin Hanım, eşiniz ameliyattan çıktı, görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Akif Hoca mesane distansiyonundan başka bir şey rastlamamış. Nörojenik mesane ağrı yapmaz. Evet ama kişilik değişimine de sebep olmaz. Yani bu Zeynep'in teorisini doğruluyor. Adam hasta değil. Ameliyatın görüntülerini istiyorum. Tamam. Selin. Canım. İyi misin? Ağrın var mı? Ameliyattan bir şey çıkmadı değil mi? Daha son çıkmadı canım. Ya çıkmayacaksa sen göreceksin. Tıraş gibi sallamam ben. Tamam, sen gir şimdi. Bu kadar şahsi olma, rica ediyorum. Zeynep sen? Zeynep? Hı? Zeynep niye daldın gene? Hoca Metin Kurt'a ne diyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Adamın yerinde olmak istemezdim. Merhaba. Ateşi gördünüz mü? Odasında yok. Aslında siz biliyorsunuzdur. Metin'in sonuçlarını soracaktım. Ateş Hoca bilgi verecektir size. Bulsam verecek de bulamadım ki. Görüyorum ağzı sıkı bir ekip kurmuş kendine. Selin Hanım. Bir şey çıkmadı. En azından ameliyatı yapan cerraha göre. Teşekkür ederim. Buyurun. Orhan, Ateş'i gördün mü? Hayır, neden? Ne oldu, bir şey mi oldu gene? Yok, yani Metin'le ilgili bir şey soracağım. Onu arıyorum, bulamadım da. Ya, bu arada sana bir şey soracağım. Sabah gözüme takıldı. Sana bunu aldığımız günü hatırlıyor musun? Doğum günümdü. Evet. Sana bunu bulmak için dükkan dükkan gezdik. En sonunda bunu görünce... Yani ben de beğendim ama biraz çocuksu buldum. Ateş de... Merak etme, Orhan zaten çocuk demişti. Oysa sen ona bütün hayatın boyunca abilik ettin. Yok ya, abartma. Yok yok, öyle. Sabah... Senin endişelendiğin kişi ben değildim. Ateş'ti, değil mi? Orhan, sence ben bencillik mi ediyorum? Yani Ateş'in Metin'i tedavi etmesini istemek saçmalık mı? Hayır, kesinlikle değil. Buna hakkım var. Siz sadece eski karı koca değil, aynı zamanda eski birer arkadaşsınız. Ve arkadaşlar birbirleri için her şeyi yaparlar. Neyse, ben gideyim. Onu bulmaya çalışayım. Teşekkürler. Görüşürüz. Yaparlar. Çok zor olsa da yapmak zorundalar. Aa,
Bakıyorum sağlıklı yaşama olan tutkun tam gaz devam ediyor. Lezzetli işte sağlıklıdır. Bir şey çıkmamış Metin'e yaptığınız işlemden. Zeynep söyledi. Maşallah çenesi durmuyor arkadaşım. Biraz daha az konuşsa daha iyi doktor olacak. Kızma kızma. Ben ısrar ettim. Peşime düştün yani. İyi söyle o zaman ne söyleyeceksen. Hadi bozulmamış gibi yapma. Yo hiç bozulmamış gibi yapmıyorum. Bozuldum bayağı. Sen niye gelip söylemiyorsun bir şey çıkmadığını? Henüz çıkmadı. Ateş. Bak ben senin sırtına çok büyük bir yük bindirdiğimin farkındayım ve bunun için gerçek... Kendini bu kadar çok önemseme. Senin kocan olmasaydı başkasının kocası olacaktı. Oğlu olacaktı, kardeşi olacaktı, olacaktı, oğlu olacaktı. Mesleğin cilvelerinden biri de bu işte. Hastalıklarla uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de hasta yakınlarıyla uğraşıyoruz. Tamam, anladım ben seni. Peki o zaman. Benim çıkıp bir film izlemem gerekiyor şimdi. Bence sen de filmin sonunu bekleyeceksin. Aç mısın? Sağlıksız beslenmiyorum. Tantuni, bir tantuni. Evet, dosya şu an elimde zaten avukat bey. Tabii ki müvekkilinizin mikroskopları geri almasını istiyoruz. Hayır, kullanım hatası falan yok beyefendi. Tamam, peki. Biz de gerekeni yaparız öyleyse. Emin olabilirsiniz. Bütün avukatlar böyle mi? Sen de mi böylesin? Yani anlayıp dinlemeden. Dur, yavaş. Belki bazılarımız farklıdır. Ne oldu? Bir anlat. Şimdi bu avukat beyefendi kullanım hatası olduğunu iddia ediyor. Hmm. Ya burası hastane. Bu kadar doçent, profesör mikroskop kullanmayı bilmiyor yani. Bana bunu söylemeye çalışıyor şu anda. Ve toplu alım yaptım. Yüksek bir meblağ bu. Hmm. Bu dosya bende kalabilir mi? Bir de bir avukat hanımefendi baksın bakalım ne yapabiliyor. Gerçekten benim için yapar mısın böyle bir şey? Yaparım tabii ki. Zaten pimpon topu gibi Metin'in Ateş arasında gidip gelmekten başka bir işe yaramıyorum. Bari bir şey yapmış olurum. Ücretimi öderseniz tabii ki. Tabii ki. Bol köpüklü, sade bir kahve istiyorum. Afiyet, bal, şeker olsun. Dere, bırak elindeki şişeyi hemen buraya gel. Ben de kolonya şişesini kastetmiştim zaten.
Aman canım, hepiniz aynı anda konuşmayın çocuklar. Hiçbir dediğinizi anlamıyorum. Söylenecek bir şey yok ki. Diyorsun. Lokmalarımı saymayı bırakın da ekrana bakın. Bu sizden daha fazla kazanmamın nedeni. Bu hiçbir şey. Bu da hiçbir şeyin büyütülmüş hali. Sorunumuz. Olamaz. Bağırsak kasarındaki titremeler? Peristaltizm değil bu. Abdominal epilepsi. Sorun nörolojikmiş. Beyninde patlamaya hazır bir bomba var. Leblebi. Bu arada kim hiçbir şey yok demişti? Unuttum gitti. Hı? Etkilenmiş. Bu da nörojen mesaneyi açıklar. Yeteri kadar nöron ölürse o da ölür. Evet. Yaygın nöron kaybı. Ensefalit ya da Alzheimer olabilir. Genç başlangıçlı Alzheimer en kötüsü. Evet. Adam hemen ölmeyecek ama ölmek isteyecek. Alzheimer belirteçlerine bakalım. En son duyduğumda genç başlangıçlı Alzheimer kalıtsal bir hastalıktı. Anne babası hayatta mı? Anne ve babası trafik kazasında ölmüş. Bilinen hikayelerde de bunama yok. O zaman ensefalit için tam kan sayımı ve lomber punksiyon yapın. Alzheimer için de beyin omurilik sıvısında viral serolojiyle beraber amiloid ve tau proteinlerine de bakalım. Ama yine de şöyle bir... Hafif geliyor bu dosya bana. Ha? Yeteri kadar ağır değil. Bütün hikayeyi aldım. Daha başka neye bakabiliriz? Evlerine. Evlerine bakabiliriz. Nişantaşı da seninle beraber gelsin. Tam ona göre bir mobitte oturduklarına eminim. Zekeriya köyde oturuyorlarmış. Gördün mü? Nişantaşı'nın bahçelisi. Ama hocam en az bir saatlik mesafe. Cebindeki akrebi masaya bırak, git muhasebeden benzin parasını al. Hadi bakalım marş marş gençler. Evlerinde ne arayacaklar? Daha önce yapılan testler, doktorların görüşleri hepsi o dosyanın içinde. Ne bakacaklar evde? Yani bu uzun paragrafın bir özeti var mı? Sadede gel. Hı hı. Siz hastanın tıbbi hikayesiyle ilgilenmiyorsunuz. Siz eski eşinizi gözetlemek istiyorsunuz. Nasıl yakaladın? Evet. Eski karımın gizli günlüğünü bulmaya çalışıyorum. Hatıra defterini. Çocuklar, hatıra defterini. Küçük bir de böyle kalp şeklinde kilidi var onun. Minik bir de anahtarı olacak, onu bulmanız lazım. Yoksa açılmıyor o hatıra defterleri. Tamam. Ha gitmişken tabii bir de ilaç dolaplarına falan bakın. Ağır metal, toksin bir şey bulabilirseniz. Ensefalit veya Alzheimer dışında durumu açıklayabilecek herhangi bir şey. Tamam. Hadi benzinciden fişi almayı unutma. Bismillah, Mustafa Ali. Aa. Bunu da rafa kaldır istersen. Ne ki bu? Mikroskopların kapanan dosyası. Hafta başına gelip sorunlu olanları alacaklar, yerlerine yenilerini getirecekler. Ücretsiz. Ne diyorsun? Nasıl becerdin sen bu işi? İnan ki bilmiyorum. Son günlerin bütün öncünü meslektaşımdan çıkarmış olabilirim yalnız. Peki ben şimdi sana nasıl teşekkür edeceğim? Aa, ettim bile. İçtin mi kahvemi? Hem iyi geldi aslında oyalanmak. Kafam dağıldı biraz, biliyor musun? Haklısın. Ateşten haber var mı? Yok. Hı. Ben de hiç üstüne gitmiyorum.
Biliyorsun hiç hoşlanmaz sıkıştırılmaktan. Bilmez miyim? Aslında biraz da korkuyorum. Bir şey olursa gelir söyler herhalde. Pek çok korkuyorum Metin'e bir şey olmasından. Yok, olmayacak öyle bir şey. Zaten tedavi edebilecek biri varsa o da kesinlikle... Eski koca. Evet. Ay, çok kararsız kaldım. İkisi de çok güzel. İkisini de pahalı değil mi? Yok, alamam, birini seçeceğim. Ama hangisi, karar veremedim. Muzaffer, gel gel. Geleyim hemen. Buyurun Aysel Hanım. Bu kokulardan hangisi daha güzel? Bakayım. Bu güzel. Bu? Bu da güzel. Tamam da birini seç. İkisi de güzel ama birini seçersem öbürü güzeldir. O kadar beğendin yani. Tabii. O zaman sen de alsana bir tane, indirimde hem. Alayım da ben ne yapacağım kadın kokusunu? Hediye edersin işte sevgilini. Yok, lazım değil. Gerek yok çünkü. Ne yapacağım ben kadın kokusunu? Oza, senden mi geliyor bu koku? Estağfurullah hocam, kadın parfümü koklatıyorlardı bana. Evet, hadi bakalım Aysel'im, kes cezamızı. Yine mi bağırsak? Allah Allah. Yani bu işin iyice tövbe tövbe sarılma suyu çıktı. Yeni değil hocam onlar. Dünküler. Şurada hemen. Şu halime bak ya. Ben bunun için nerede olmayı planlıyordum? Neredeyim? Hastane köşelerinde. Begüm'üm yapma gerçekten. Sen benim hayatımın biricik aşkısın. Sen de benim en büyük hayal kırıklığımsın Caner. Bak bebeğim, bir taneciğim benim. Ben diyorum ki sana o hediyeyi almıştım. O pastanın içindeydi ya, sürprizdi. Ben hepsini halletmiştim. Caner yeter. Anlatma artık ya. Sabahtan beri sürpriz lafından bile geldi. Tamam canım, tamam. Çıksın göstereceğim ben sana yüzü sadece. Ay midem bulandı ya. Sabahtan beri dıt 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 dıt. Neden insada yoksun? Ay şu halime bak ya. Gözümün altı şişmiş. Ha, doktor bey. Çıkmadı, çıkmadı yüzük. Hadi be. Kenan, gel bakalım. Kerem yalnız hocam. Kenan, Kerem. Ne fark eder? Evet, Kenan dön bakalım. Nasıl yani? Dönüyorsun, arkanı dönüyorsun. Ama hocam. Dön arkanı, hocam. Hadi. Dön hocam bari odaya girseydim. Kamburunu çıkar bak biraz. Heh. Evet, evet, evet. Şurada hemşire. Eğil bakalım biraz. Al bakalım. Röntgen çektir. Hangi boğuma sıkışmış anlayalım yüzük. Birazdan yüzüğün koordinatlarını alırsınız, tamam? Gel sevgilim, biz de seninle bir kapat. Ay Şener. Boş boş konuşacak bak. Daha önemli işlerim var. Niye böyle yapıyorsun? Şurada yaşlı verirsin. Ne oldu artık senin bu tavırlarına? Hocam. Hocam röntgen çekilmesi olmaz mı? Olur. Mesela sen şu cebindeki yüzüğü çıkarsan hiç gerek kalmaz. Pastayı yerken yüzüğü fark ettin, yutmadın, çıkardın. Arkadaşına yuttum dedin. Hocam bildiğiniz gibi değil. 6 aydır beraberler. 6 aydır Caner'in toplam bir gün uyuduğunu görmedim. Oğlanın canını kanına sünger gibi çektiği yetmedi. Parasını da silip süpürüyor. Evin bütün kira ve giderleri bana kaldı. Ah, ah, aslan yürekli şövalyem, ne yapacaksın? Ha? Bu zamana kadar yüzü yuttum numarasıyla zaman kazanmak istedin. Ama senin bu saftirik arkadaşını bu zalim prensesten kurtarmak o kadar kolay değil. Bak şimdi sana ne anlatacağım. Bütün memelilerde eş seçimini dişiler yapar. Ama bunun erkekleri çaktırılmadığı bir sistemde yaşıyoruz. Yani senin anlayacağın, senin kanka paçasını fena kaptırmış. Şimdi gerçekten şövalyelik yapmak istiyorsan yüzüğü geri ver, sen de yakanı kurtar. Biraz oyalanayım bari de doğal yollardan çıkmış gibi yapayım. İyi fikir. Bak şurada bir çay ocağı var. Git, çay iç. Dolan azıcık. Zaten seninkilerin senin yokluğunu fark edecek durumda olduklarını zannetmiyorum şu anda. Teşekkür ederim hocam.
Kim dinliyor abiciğim bunları ya? Zeynep. Yapma ya. Vallahi seviyor böyle şarkıları. Sence de biraz garip değil miydi bugün? Kim? Zeynep. Yani vuruşup duruyor hocayla. Peki mi oldu biraz yay gibi ama normal. Zincirleme reaksiyon. Hasta hocanın eline düştüğü için gergin. Hoca eski karısıyla dip dibe diye gergin. Zeynep de malum sebeplerden gergin. Nasıl yani? Peki mi oğlunu mu kıskanıyor diyorsun? Sanmam. Yani kapandı bence artık o mesele. Diyorsun. E çıktılar işte bir akşam. Ne oldu? Hiçbir yere varamadılar. Peki mi oğlunun Zeynep'e yürümediği belli. Belki. Ama bu Zeynep'in hislerinin bitmiş olduğu anlamına gelmez. Hatta tam tersi. Kaçanı kovalıyorlar bu dünyada. Ya inanmıyorsan kendinden bak. Çok biliyorsun sen. Çok bilmiş. Biliyorsun. Öğle yemeği hazırlıyorsun. Metin için galiba. Anamnez alırken eşinizin anne ve babasını kaybettiğini söylemiştiniz. Hı hı. Peki biraz daha geriye gidecek olursak. Büyük anne, büyük baba, amcalar, halalar. Onların sağlık durumları nasıldı? Ateş boş yere olta atmaz, bir şeyden mi şüpheleniyor? Şu an için en büyük olasılık Alzheimer gibi görünüyor. Yok. Alzheimer sanmıyorum. Yani Metin hiçbir zaman bir hafıza problemi falan olmadı. Tabii arada koyduğu anahtarın yerini falan unutur da onu hangimiz unutmuyoruz ki? Peki ailesinde başka gariplikler var mı? Gariplikler, tuhaf davranışlar. Yok, bir ablası var sadece. Her ay bir yerine estetik yaptıran ama o kadar. Bacağı bu hale geldiğinde onunla birlikte miydiniz? Sen hoşlanıyorsun Ateş'ten. Bir kez yemeğe çıktık ama pek iyi geçmedi. Bizim de ilk randevumuz berbattı. Hatta ben bir daha hayatım boyunca onu görmem zannediyordum. Sonra bir ay sonra evlendik. 5 yılda birlikte yaşadık. Başka bir şey var mı sormak istediğin? Sor hadi. Bacağı böyle olmadan önce nasıl biriydi? Aynı. Hemen hemen aynıydı. Temiz. Alzheimer yok. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse, en azından o gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, hocam. Evet, yüzük kuyumcuya doğru gerisin geri yolculuğuna başladı, öyle mi? Evet hocam. Başladığımız noktaya geri döndük diyorsun. Olsun, altın bayağı yukarıda. Arkadaşım karlı çıkacak bu işten, merak etme. Yani bir lazımlıktan çıkmış bir yüzüğü hangi kadın ister ki sonuçta? Hocam, zaten şehir dışından bir gençle nişanlıymış önce. Oradan bir sektaş yüzüğü zaten varmış. Kız arkadaşından biri kazara Instagram'da Begüm'ün yüzüklü bir resmini paylaşınca her şey ortaya çıktı. Bizim Caner'e bittiğini söylemişti ama alttan alttan yürütüyormuş ilişkisini. Eski aşk hep cepte diyorsun.
Bak şimdi Kenan. Kerem hocam. Kenan. Bundan sonra Kenan'sın sen. Senin bu kankanı daha çok kazıklarlar ona göre. Benden sana bir reçete. Sen ne yap, yap kendine daha yüksek maaşlı bir iş bu. Tamam, tek başına eve çık. Daha rahat edersin. Peki hocam. Ne haber? Nasıl Metin? Yani biraz daha sakin. Uyuyor şimdi. Ben de bir kahve alayım dedim. Ha. Özür dilerim. Aa, bir hastan mı hediye aldı sana? Yok, hayır. Ben bunu eski bir arkadaşıma ve onun yeni eşine aldım. Ne tatlısın. Teşekkürler. Ya bunu bir özür olarak kabul et lütfen. Ben son dönemde çok oğlan tarafı gibi davrandım. Ateşi kollayacağım diye manasız. Halbuki artık senin hikayende yeni bir esas oğlan var. Esas oğlan? Bu mu yoksa? Ya ben çiçek alacaktım aslında ama bunu görünce de dayanamadım. Hayır, çok tatlı. Ayrıca yakışıklıymış da ha. Artık Metin bunu kıskansın ateşlerini. Kötüsün. Vay. Emre. Hah, şuna bak. Bisiklete mi? Bir kere bu dağ bisikleti. Değerli bir şey. Bir de çok güzel bir marka bu. Aa, yazık be. Bayağıdır da kullanmamışlar. Tamam Mehmet Ali, sen bir tur at gel. Ben içerideyim. Sen ne anlarsın dağ bisikletinden? Sepet gibi yaşıyorsun. Bisikletin niye çürüdüğü belli oldu. Adam yogaya başlamış. Yaşlanmıştır. Bisikletten yogaya. Niye? Sırtı ağrıyor olamaz mı? Sanmam. Kadın her şeyi söylüyor. Bence bunu da söylerdi. Yalnız hatun sağlam. Yani benim tipim değil. Ama akıllı kadınmış. Hekim onu bıraktığına göre. Bakma, hoca da zamanında az karizma değildir. Kadınlar böyle adamları hırsız polis gibi kovalar. Kafada çalışıyor zehir gibi. Az gönül yarası bırakmamıştır zamanında. Hayal edebiliyor musun? Yani Hekimoğlu'yla aynı evde yaşıyorsun. Ben kimseyle aynı evde yaşamayı düşünemiyorum. Eğitim CD'si. Belki de Selin Hanım'ın ikinci evliliği diye gitmiyordur. Yoga. Kadınlarla tanışmak için iyi bir yöntemmiş diye duydum ben. Evde yaparsan değil. Hem değişim sadece değişim olabilir yani. İlla bir semptom olması gerekmiyor ki. Çok biliyorsun sen. Hatun sağlam. Emre. Sevgili Hekimoğlu ekibi, yasa dışı araştırmanız için biraz atıştırmalık yaptım size. Umarım yulaflı üzümlü kurabiye seviyorsunuzdur. Sevgiler. Hoş sürpriz. Tatlı kadınmış. Alkın. Ama benim sana daha tatlı bir sürprizim var. Çekmecede buldum. Amfetamin türevi. Düzenli kullanıldığında nörotoksiktir. Nöron kaybını ve kişilik değişimlerini açıklar. Doğru. Ama hastanın ismi yanlış. Üzerindeki etikette C. Özgen yazıyor. Sahte isimle almış demek ki ilacı. Olabilir.
Ama reçeteyi yazan doktorun adı gerçek. Nereden biliyorsunuz hocam doktorun adının gerçek olduğunu? Tanıdınız biri mi? Haberleri izliyorum. Tavsiye ederim. Bazen çok eğlenceli oluyor. Bu sözde doktor yakın zamanda meslekten atıldı. Lise çağındaki çocuklara yasa dışı reçete yazdığı için. Metin de lisede rehberlik hocası. Yaş 17. Demek ki 17 yaşında bir öğrenci. Bizim kahraman hastamız Meto öğrencisinde bu ilacı yakalıyor. Sonra alıyor, çekmecenin birine atıyor, orada unutuyor. Başka bir şey var mı? Var hocam. Adam daha bisikletini bırakıp yogaya başlamış. Yani bu da gösteriyor ki... Yaşlanıyor. Ha Emre, hepimiz yaşlanacağız. Başka? Boz sonuçları ensefalit için ne söylüyor? Boz berrak, hücre yok, serolojistimiz. O zaman Alzheimer'a geri döndük. Selin Hanım'a Alzheimer olmadığını söyledim. Boz belirteçleri negatif. Keşke boz belirteçleri normal deseydin. Çoğu zaman bu belirteçliğin %100 duyarlılığı olmuyor. Hala Alzheimer olabilir. PET yapalım. Kortekste metabolik değişiklikler var mı yok mu anlayalım. Bir de nöropsikoloji yapın. Zihinsel işlevleri ne alemde? Bir de ona bakalım. Muzo, kolay gelsin. Sağ ol. Buz gibi bir soda kapıp getiriyorsun bana. Tamam, kapıdaki bankın oraya. Hocam o kolay da. Hocam sizden bir akıl alsam olmaz mı? Aysel hemşire hala benim bir sevgilim olduğunu düşünüyor. Bu yanlışı bir düzelsek olmaz mı? Olur. Çok basit. Yok diyeceksin. Muzo, sevgilim yok. Yanlış anladın. Olacak bitecek, tamam mı? Çok basit. Sevgilim yok. Yanlış anladım. Yok, yok. Muzaffer, taze çayın var mı? Yok. Yani çay var, sevgilim yok. Yani sevgilim var, çay yok. Tam tersi olacaktı. Aysel hemşire, radyoloji saatlerini gönderiyorsun bana, tamam. Muzo, sodayı unutma. Var değil mi soda? Yok, var, var hocam. Çay da var, sevgilim yok. Ben hemen gidip çayı getireyim, mühim. Hocama da sodayı getireyim. Aliye? Yeni mi bu kız? Hı. Alt dönemden bizim. Hatta sınıf üçüncüsüydü. Zekilerden. Tanıştırayım sizi. Takılırız bir akşam beraber. Yok artık. Bir dakika Aliyeciğim, bir dakika ya. Mehmet Ali kendisi halleder. Neydi o senin parolan Mehmet Ali? Kaçan kovalanır. Sen kalk kaçmaya başla mesela şimdi bakalım. Kovalacak mı kız seni ha? Artist. Radyoloji randevu verdi Metin Kurt için yarım saat sonrasında. Hanginiz ilgilenecek? Mehmet Ali. Aile görüyor musun ben nelerle uğraşıyorum her gün? Kürdan falan çekin isterseniz seçmek için. Bana uyar. Makul. Buyurun. Sağ mı sol mu? Sağ. Sol. Senin canın sağ olsun. Hadi size doyum olmaz, ben de kaçıyorum. Görüşürüz. Şanslı günündesin. Mehmet Ali biraz şapşal göründü. Benimkine bakmadı bile. Ya. Bugün de ilk defa güldün Zeynep. Yo. Niye öyle dedin? Ne bileyim. Yani hekim onun eski aşkıyla karşılaşmak iyi gelmedi sana. Gergin olan hocanın kendisi. Konunun benimle bir ilgisi yok. Kapandı mı yani o mesele? Bitti mi hekim onunla karşı hisleri? Bilmem. İşimi yaparken hocanın duygularıyla ya da kendi duygularımla ilgilenmiyorum. Keşke sen de öyle yapsan. Aşkım bu arada radyolojide işin uzun sürebilir. Tuvalete gitmek istiyorsan gel gidelim hemen. Yok canım, istemiyorum. Evet, merhabalar. Hazırsınız, sizi bekliyorlar aşağıda. Yok canım, ben sandalye istemiyorum. Ama kurallar böyle. Hem böylesi daha kolay. Ya. Bu arada kurabiyeler enfesti. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne kurabiyesi? Bir şey değil ya, rüşvet canım. Ekibe kurabiye getirdim de.
Biz ineriz hocam. Tamam tamam, geliyorum. Ben buralardayım. Metin. Fotosu kırdım galiba kurabiyeler hakkında. Yani ben ateşin yöntemlerini biliyorum. Gideceğinizden emindim de Metin'in bunu bilmesine gerek yok. Ben de dışarı çıkayım biraz, tamam mı? Uzun süredir mi çalışıyorsunuz ateşle? Çok da uzun sayılmaz aslında. Ben bir ayda pes edenler biliyorum. Siz ne kadar zaman evli kaldınız? Yani çok özel değilse. Yok. 4 yıl, 11 ay, 8 gün. Anladım. Nasıl dayandığımı merak ediyorsun. Ateş özel tabii. Çok kolay biri sayılmaz ama... her günde de bir şekilde değiyor kendisi. Özel biri. Biliyorum. Ama dikkat et, bağımlılık yapar. Tahmin ediyorum şu anda Metin'in beyni yaprak yaprak açılırken orada olamadığın için için içini yiyor. Ha? Metin'in cetvel gibi dümdüz hayatı için gibi çekmiyor doktor. Sucuk. Evet. Hem de senin için. Aa, tabii. Eyvallah. Öğle yemeği yemedin ya ve birazdan radyolojiye ineceksin ya. Şimdi aç aç gidip acısını adamdan çıkart bakayım. Açık olma doktor da. İnmeyeceğim lafının hangi kısmını anlamadın? Ben onu anlamadım. Afiyet olsun. Soğudu bak. Ye. Pet birazdan başlıyor olardı. Bu kadar meraklıysan kendin git. Yok, bana gerek yok. Sen gidiyorsun ya, bana gerek yok. Ben onkolojiye gidiyorum, sen radyolojiye gidiyorsun. Radyoloji. Doktor, torba. Torba geliyor. Geliyor, yanına geliyor. Metin Bey, şimdi size FDD'den epi adı verilen radyoaktif bir belirteci enjekte edeceğiz. Daha sonrasında arkaya geçip size bir takım sorular soracağım. Hafızamı test edeceksiniz? Evet, ama daha öncesinde belirli beyin fonksiyonlarının haritasını çıkarmamız gerekiyor. Yani uzun yola çıkmadan önce arabanın motorunu test etmek gibi düşünün. Peki. Görüşürüz. Kontrole mi geldiniz hocam? Hı? Işıklara bayılıyorum. Yalıp sönen ışıklara. Dayanamıyorum onları görünce. Evet, başlıyoruz. Adınız, soyadınız? Metin Ford. Anneniz hala hayatta mı? Hayır. Limbik sistem sağlam. Evet, peki. Yolda üzerinde pul olan bir mektup buldunuz. Ne yaparsınız? Postaneye girip yerine gönderirim. Örnek vatandaş. Şerefsizim örnek vatandaş. Harika insan. Frontal lobu benimkinden daha iyi çalışıyor. Ne zaman evlendiniz? 3 yıl önce. Temmuz'da. Kim sordu bunu? Uzun süreli hafızada bir sıkıntı olabilir. Nasıl bir düğündü? Büyük müydü? Hekim oğlum bu. Kulağı iyi, sesleri hatırlıyor. Hocam, bu yaptığınızın tıbbi olarak bir karşılığı yok. Bak ne diyeceğim. Limbik sistemi sanki böyle biraz üstün körü geçtik gibi geliyor bana. Duygusal reaksiyonlar kısmını. Azıcık daha titiz çalışalım mı? Hadi. Gelin hanımın üzerinde böyle beyaz
güzel fırfırlı mırfırlı bir elbise var mıydı? Aklında sen mi vardın? Tıbbi olarak bilmen gereken bir şey mi bu? Takılardan bahsedelim mi biraz? Gelin hanımın takılarından. Annesinin verdiği kalpli kolyeden başka takı takmaz o. Elbisesini tam hatırlamıyorum. Çünkü baş başa kaldığımız ilk anda çıkartıp attık. Değil eller ne yaparsa onu yaptık. Aradığın cevap bu muydu doktor? Kızdırdım galiba hastamızı. Bence artık dursak iyi olacak. Bir de balayımızı hatırlıyorum. Paris'te olduğunu. Hatırlıyorum çünkü iki hafta boyunca odamızdan çıkmadık. Onun da ayrıntılarını bilmek ister misin? Savunmaya geçti. Yani geçmesin mi hocam? Peşinde biri olduğuna göre paranoya yapması normal. Zaten paranoyaları var. Bir de sen onu benimle ilgili sıkıştırıp duruyorsun. Nasıl bir insansın sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sorduğum sorular limbik sisteminin operasyonel parametrelerini tanımlamak için tasarlanmıştı. İstediğin kadar süsle püsle ona sataşmak için yaptım. Ve bu senin için bile aşağılık hareket. İnanamıyorum sana. İnanamıyorum ya. Tıbbi bir sataşma. İşim bu. Millete sataş sonra da gelip böyle 12 yaşında çocuk gibi çatılara saklan. Senin işin bu. Beş senedir çıkmadım bu çatıya. Bilmiyorum. Bulamıyorum. Alzheimer değil, ensefalit değil. Çevresel faktörlere bağlı bir şey değil. İmmünolojik değil. Ne kadar test yapsak hepsi negatif çıkıyor. Tamamen sağlıklı. Ama beyni ölüyor. Bulamıyorum. Ne olduğunu bulamayacağını hiç düşünmemiştim ben. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz. Neyi? Bir şeylerin değişmesine. En büyük trajedilerinden biri.
Bir şeyler her zaman değişir. Hemşerim, hemşerim! Ayak parmaklarım, ayak parmaklarım. Metin, ayak Metin, parmaklarım. Metin ne oluyor? Bak. Uyuşmuştu, sonra karıncalandı, şimdi hiç his yok. Tamam. Acı bile yok. Korkuyorum, tamam. Doğru, elimi tut, tamam, elimi tut. Ne oluyor bana böyle? Ateş, ne oluyor? Zaman geçiyor. Felç oldu. Bulgular periferik sinir sisteminin tutulduğunu düşündürüyor. Ama parestezleri belirgin. Ellerini ayak parmaktan hareket ettiremiyor. Yani santral de olabilir. Periferik olmalı. Guillain-Barré sendromu periferik sinirlere saldırır, beyne değil. Guillain-Barré olamaz. Ayrıca hem doğrudan hastalıkla ilgili hem de bunu tetikleyebilecek virüs enfeksiyonlarına yönelik antikorlara baktırdım. Negatif. İnisiyatif aldın yani. Bravo. IV immünoglobin başlayalım. Antikor olmaması Guillain-Barré olmadığı anlamına geliyor. Nokta. Nokta. Nokta, nokta, nokta bence. Üç nokta. Ya vücudunda virüs varsa ve antikor üretmiyorsa? Hocam yapmayın. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali... Üç nokta. Yine ben sana ihtimalini sormadım. Ya öyleyse soru işareti dedim. Öyleyse vücudu hasta ama bunun için bir şey yapmıyor demektir. Yani ya onun için savaşacağız ya da ölecek. Ağzından yel alsın. Ama antikor saptamadan bu teorinin doğru olup olmadığını anlayamayız. Ayrıca biri gelirse tedavilerinde ne kadar riskli olduklarını hatırlatırım. Ya o kadar da tehlikeli bir tedavi değil. İvik ve plasmaferez. Eğer haklıysak iyileşir. Ölürse demek ki başka bir şeymiş. Hocam. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyleme. Desem söylemeyecek misin? Söyleyeceksin. Peşime düşmüşsün. Söyle bakalım ne söyleyeceksen. Bu vaka sizi çok zorluyor. Allah Allah, niye? Hastanın yani yakınınızın durumu gittikçe kötüleşiyor. Durum kritikleştikçe de siz de daha kritik kararlar almak zorunda kalıyorsunuz. Hasta yakınım değil. Tamam, peki. Yakınınızın yakını. Yakınımızın yakını. Şimdi boşandığın kişi yakının mıdır? Bence değildir. Yakının kalmasını istiyorsan genelde boşanmaz. Ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Anladım, anladım canım. Melek Doktor Zeynep iş başında. Ha? Öyle değil mi? Evet. Ama bu kez sizin iyiliğiniz. Sizin rahatınız için. Hastanın değil. Hayır. Sen ne yapıyorsan yine kendi rahatın için yapıyorsun. Yemekte konuşmamış mıydık bunu Zeyno Hoca? Ha? Sen yaralarına pansuman yapabileceğin birini arıyorsun. O kişi ben değilim. Hocam. Ha şimdi de eski karım çıktı. Eski bir yara. Kaşıyorsun kabuğu. Ha? Koparmaya çalışıyorsun. Ama kaşıdıkça senin kendi yaran kanıyor. Ama ben... Onca sene boşuna okumadın herhalde, öyle değil mi? Kabuğu koparırsan izi kalır. Yapma. O zaman felç kalıcı olmayabilir belki. Öyle umuyoruz. Ama beyin karmaşık bir yapı, emin olamayız. Neydi o? Ne? O kafa hareketi, o bakış.
bilmem, bir şey söyleyecek herhalde. Eğer tıbbi bir şeyse benim de bilmem gerekir değil mi? Bir bakayım, söylerim sana da. Git tabii git. Git, zaten beni terk edeceksin biliyorum. Metin, ne diyorsun sen? Sen beni de bırakacaksın biliyorum. O toparlamaya başladığı zaman onu terk ettin. Metin, söyleme böyle şeyler. Beni de terk edeceksin. Eğer ben hareket edemezsem, sana sarılamazsam. Metin, ne olur düşünme böyle şeyler. Nereden çıktı? Benim kendi kendimi yiyemezsem, yasalak bir adamla ne yapabilirsin ki? Metin'cim, ne olur düşünme böyle şeyleri. Metin Bey, bu hissettikleriniz gerçek değil. Virüsün etkisi. Zeynep, bir şey oluyor. Zeynep, ne oluyor? Ne olursun bir bak. Laringeal hocam. Nefes alamıyor. Mavi koş! Çabuk gelin, ne olur. İliğe tepki gösteriyor. Adrenalin. Hadi, hadi çabuk. Getir, getir, getir. Ver bana, ver bana. Laringoskopu geçiremiyorum. Yapma. Gerek yok. Alerjik reaksiyon gösteriyor. Adam gitmek üzere. Bir yere gittiği yok. Vitallerine bak. Oksijen satürasyon normal. Ellerine bak bakalım terleme. 2 miligram lorazepam. Bir şey kalmaz. Alerjik reaksiyon falan geçirmedi. Panik atak geçirdi. Bir şey onu bayağı korkuttu herhalde. Hadi 2 dakika konuşalım mı seninle şimdi? Kaşgöz edip beni çağıracağına gelip yanıma söyleyemez miydin ne söyleyeceksen? Ha? 5 kişi kocanı ziyarete gelmiş. İçlerinde tanıdığım kimse yok. 6 kişi de çikolata, mikolata, birisi de küçük tatlı bir oyuncak ayı yollamış. Oradaki kartların üzerindeki isimlere de baktım. Onlardan da tanıdığım kimse yok. İnanmıyor. Üşenmedin, saydın mı? Ne yapacaksın? Boş vaktin bol. Sana garip gelecek. Metin'in onu çok seven arkadaşları var. Biliyor musun? Hatta benim de yine arkadaşlarım oldu. Hayırlı olsun. Ne güzel. Bana garip gelen senin yeni arkadaşların olması değil. Eski arkadaşlarının işlerine tekmeyi koymuş olman. Onlardan kurtulmuşsun. Yok öyle bir şey. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Demek ki eski arkadaşlarına buraya geldiğini söylemedin. Neden? En eski arkadaşlarına, benim de tanıma şerefine nail olduğum o eski arkadaşlarına, Metin'i hayatını kurtarmak için Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırdığını söylemedin. Neden? Bunu merak ediyorum. Meşguldüm. Kim neyi biliyor mu takip edeceğim? Biliyor musun? Benim de arkadaşlarım çok dikkatli olmam gerektiğini söylüyorlar. Onlara göre... Bütün arkadaşların, arkadaşın o, Orhan. Zaten bize o ayıcı da Orhan aldı. Alır. Tahmin etmiştim. Ne düşüncelidir o. Orhan'a göre seni hala unutamamışım. Seninle vakit geçirmem tehlikeliymiş. Muhtemelen senin de eski arkadaşlarının benzer endişeleri var. O yüzden onlara burada benimle olduğumu söylemedin. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Benim sana hala aşık olduğumu mu ima etmeye çalışıyorsun? İstersen ölüm döşeğindeki kocamı bırakayım, seninle birlikte yurt dışına kaçalım ha? Biliyor musun, belki de Orhan haklı. Bak, bize yaptıkların için çok minnettarız. Ama belki de bundan sonra benden uzak durmalısın. Bravo. %100 başarısızsın. Bilerek atmıyorum. Pardon.
Neyin var Ateş? Yani uzun zamandır seni böyle görmedim. Endişelenmeli miyim acaba? Hı? Bak sana ne diyeceğim. Yarın sabah böyle sıcacık poğaça getireyim. Sonra birlikte kahvaltı yapalım. Şimdi durup dururken bana iyi davranmaya başlama. Ayarlarım bozulacak sonra. Hocam var mı? Hoca mı? Ha, vardır. Hadi çıkar. Hayır yok. Peki. Unutmadan kadın doğumdan aradılar. Bir daha gece vakti tıbbi cihazlarını çalarsan idareye dilekçe vereceklermiş. Haberin olsun. Nereden biliyorlarmış benim çaldığımı? Yani kameralardan olabilir mi acaba? Bu kadın doğumcularda da özel hayata saygı diye bir şey yok. Değil mi? Bir de özellikle bana söylemek istemişler, sana istememişler. Çünkü senin de hiçbir şekilde işlerinin olmasını istemiyorlarmış. Ayrıca seni bir daha o katta görmek istemiyorlarmış. Ben aracıyım. Evet. Zaten menopoza girdim. Şimdi çok rahatladım çünkü fabrika ayarlarına geri döndün. O yüzden gidebilirim. Görüşürüz. Aa, Muzaffer. Ne yapıyorsun burada sen hala? Hiç öyle boş boş duruyordum. Fatoş'la ilgili bir şey mi var? Aysel Hanım, benim sevgilim yok. Yani Fatoş diye biri de yok. Ay, ayrıldınız. Aysel Hanım, ben sana daha ne diyeyim? Anladım, anladım. Fena yapmış ama kız seni. Demek senin canın ondan çok sıkkındı hep son zamanlarda. Boş ver Muzaffer ya. Her şeyin hayırlısı. Öyle, öyle. Tabii, tabii. Bak sana ne diyeceğim. Şu köşedeki pastanede tatlı bir şeyler mi yesek? Çikolatalı bir şeyler. Aşk acısına iyi geliyormuş. Vallahi çok iyi olur. Günefe de var mı orada? Var ama çikolatalı bir şeyler yiyelim diyorum. Tabii çikolata da yeriz. İyi tamam hadi gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Yüklediniz mi raporu? Tamam. Ne oldu? Niye çağırdın? Ne oldu?
Doktor, bu arkadaşı almamız lazım. Ben kendim diktim kendisini. 5 sene önce Selin'den sonra. Bütün sırlarımı biliyor. Geride bırakırsam olmaz. Konuş, sayva yerim. Hadi bakalım, davran. Bunun için mi çağırdın beni? Açalım şuraya. İnanmıyorum sana doktor, gerçekten inanmıyorum. Kap şu eldivenleri. Diken batmasın. O narin ellerine. Ya ben masadan kalktım geldim. Evde misafir var ya. Allah. Hoppa. Dur doktor. Eldivenle diken batmasın eline ha. Dikkat et. Ya. Ya bir insan niye kaktüs yetiştirir ki zaten? Bir şey olmaz. Tut bakalım. Şöyle koyalım içine. Ben siktirim ulan be. Evet doktor, sen bunu al. Ben de şu küçüğü alayım. Bunlarla da kalabilir. Evet. Gerçekten inanmıyorum ya. Sana zahmet şu minnoşunu koyabilir misin? Eyvallah. Evet. Dinliyorum, söyle. Niye çağırdın bizi? Kaktüs için. Ha doktor. Doktor, o ayı çok tatlıymış be. Metin'i aldın. Beğendiysen sana da alırım. Olabilir. Söyleyecek misin, daha bekleyecek miyim? Metin'in tahlil sonuçları çıktı. Tedaviye cevap vermiyor. Üzüldüm bak şimdi. Ben sevindim galiba. Ayıptır söylemesi. Yani hastam, tamam. İyi bir insan. Muhtemelen benden çok daha iyi bir insan. Görünüşe göre öyle yani. Ama vallahi bir tarafım yaşamasını istemiyor sanki. Selin'le birlikte olmak istediğimden mi, yoksa Selin acı çeksin diye mi? Bilemiyorum ama. Öyle. Yapacak bir şey yok. Neyse ya. Hadi. Beni eve bırakırsın. Oradan yengemin yanına marş. Bir kaktüs de sen dikme sana. Odamı mı karıştırıyorsun yoksa odaları mı karıştırdın? Bilemedin. Kahve yaptım biz. Allah Allah. Nasıl kıydın? Pahalı kahvene. Boşluğuna geldi herhalde. Bilmem. Dediğin gibi boşuma geldi herhalde. Bu ne? Dün akşam demedi mi bana da ayı al diye? Aman Allah'ım.
Doktor, bu arada dün akşam demişken ben sana biraz fazla yüklenmiş olabilirim. Yok, hatırlamıyorum. Bence ben sana fazla yüklendim. Hı? Yani önemli değil. Doktor, ne dersen de ben senin üzgün olduğunu biliyorum. Onun için eğer Selin'le konuşurken yanında olmamı istersen. Hallederim ben. Kahvede böyle içiliyormuş. Kesene bereket doktor. Değiştirmiyorum aşkım yani. Gelmiyor eve, üstümü değiştireceğim. Değiştireceğim zaten. Bir dakika konuşabilir miyiz? Seviyorsun bayağı kocanı. Evet, seviyorum. Yakışıyorsunuz. Biliyorum. Düşünceli adammış. Sen nereden biliyorsun düşünceli olduğunu? Tanımıyorsun daha Metin'i. Paris'e götürmüş seni. Daha ne olsun? Paris'e mi? Bu da yeni numaram mı Ateş? Hı? Canım gitmişsiniz işte. Çok düşünceli bir davranış. Sonuçta gençlik hayalinde 16 yaşından beri gitmek istiyordun. Bize kısmet olmamıştı. Biz hiç Paris'e gitmedik. Balayında gitmişsin işte. Balayında bir kere ben deli gibi çalışıyordum. Dün gecesi İzmir'de kaldık, sonra da Urla'ya gittik. Paris falan yok. Nereden çıktı Paris? Metin tam olarak ne zaman daha bisikletini bırakıp yogaya geçti? Bir ay falan oldu herhalde. Aslında hasta olmadan hemen önce. Neden soruyorsun bu soruları? İki semptomumuz daha oldu. Hastaya beyin fonksiyonlarını değerlendirebilmek için bir takım sorular soruldu. Daha doğrusu hoca hastaya eski eşiyle ilgili bir takım sorular sordu. Dolaplara detaylara takılma, bütünü kaçıracaksın. Şimdi hastamız Meto. Aslında bize tanı koyabilmemiz için gereken bütün cevapları verdi. Tabii PET taramasını bir nevi yalan dedektörü olarak düşünürsek. Yalan söylemek nasıl bir süreçtir? Biraz yaratıcı bir süreçtir, öyle değil mi? Sallarsın da sallarsın. Doğru söylemek daha basit. Şimdi 9. soruya dikkatinizi çekiyorum. 9. soruda hastamız Meto uzun uzun cevap vermiş. Efendim, hanımefendiyi nasıl Paris'e götürdüğünü, neler yaptıklarını vesaire uzun uzun anlatmış. Peki, PET ne gösteriyor? Frontal ve temporal loblarda hafif bir aktivite. Hocam, adam Paris'e gittiğini söylüyor ve PET taraması da bunu doğruluyor. Sorun nerede? Paris'e gitmemişler. Aa. Ha? Beğendin mi? Çok tatlışka. Al eve götür, incelersin. Evet, Paris'e gitmemişler.
Ama bizim Meto'nun beyni hala Louvre Müzesi biletine 40 euro bayıldığını düşünüyor. Şimdi elimizde kendini polinöropati, karın ağrısı, paranoya ve hezeyan. Hezeyanlarla gösteren intermitan bir sendrom var. Şimdi akut intermitan porfirinin olayı şudur. Seni karanlık bir arka sokakta sıkıştırır. Ağzını yüzünü dağıtır, bir temiz döver. Ama eldiven kullandığı için parmak izi bırakmaz, yakalanmaz. Kan tahlilinde çıkmaz, idrar tahlilinde çıkmaz. Hiçbir şey de çıkmaz. Bir tek ihtimal var yakalayabilmek için. Ağzını yüzünü dağıtırken eller yukarı suçüstü yakalarsan, yani tam atağın ortasında yakalayabilirsen o zaman tamam. Ama hocam porfirinin başka semptomları da vardır. Mesela? Mesela ışığa karşı hassasiyet. Karanlık bir arka sokakta kıstırır. Hı? Bravo. Bravo Nişantaşı. Vampirler, tarihte birçok vampirde rastlanmıştır bu rahatsızlığa. En kötü yanlarından biri ne biliyor musunuz? İşte bu. Beter bir şey. Düşünsenize. Gıcır gıcır bisikletini bırakıyorsun. Kapalı bir yerde yeni bir spora başlıyorsun. Mesela yoga. Ha? Evet. Hastaya hematin ve glukoz başlayalım. Haydi bakalım gençler. Yalnız hematin verirsek ve yanılıyorsanız hasta ölür. Porfiriyi doğrulamanın tek yolu var. Atak sırasında alınan idrar örneği. Ve bir daha ne zaman atak geçireceğini bilmenin bir yolu yok. Ayarlarız bir şeyler. Her şeyin bir yolu var sonuçta. Porfirinin tetikleyicileri çok özeldir. Barbitüratlar, alkol, yüksek miktarda protein alımı atakları tetikleyebilir. Peki Metin de hastalığı ne tetiklemiş olabilir? Bilmem. O yüzden ortaya karışık bir tabak hazırlayacağım. Eğer hastalığı buysa, sen kokteyli yaptığında durumu daha da ağırlaştıracak. Öyle değil mi? Olabilir. Ama en azından ne olduğunu anlayacağız ve tedavi etme şansımız olacak. Peki bir de hastalığım bu değilse ve bana bu ilacı verirsen o zaman ne olacak? Bilemem. Senin beynini neyin alt üst ettiğini bilemezsem nasıl tepki vereceğini de bilemem. Beni bir yalnız bırakır mısınız kocamla? Biz bir yalnız konuşalım. Metin atağı tetiklemenizi istemiyor. Biraz daha beklerseniz başka bulgulara ulaşabileceğinizi düşünüyor. Eğer gerçekten hastalığı porfiri ise ne kadar vaktimiz var Ateş? 5 dakika. 5 ay. Bilemem. Ama bir sonraki atak ölümcül olabilir. Kanı için tahlilleri yapmanı istiyorum. Yapalım o zaman genetik inceleme. HBM sentetaz geninde mutasyon var mı bakalım. Bir ay falan sürer çıkması sonuçları. Neyse inşallah o zamana kadar bir şey olmaz. Yap o zaman kokteyli. Tetikleyin hata. Yapamam. Neden? Kocan istemiyor. Şikayet falan etmeyeceğim seni. Dava da açmayacağım. Koca ne de bilir ama. Kocam felçli.
Eğer onu iyileştirmezsen zaten şikayet dilekçesi falan yazacak hali kalmayacak. Yapamam. Neden? Kocana durumu açıkladım. Karar onun. Sen onun ölmesini istiyorsun. Teşhisi koydum, işimi yaptım. Eğer birinin onu yatağa bağlayıp zorla tedavi etmesini istiyorsan o konuda benden çok daha iyisin. Ha, şimdi anlaşıldı mesele. Sen bacağının intikamı için mi? Ben senin hayatını kurtardım Ateş. Evet Melike. Hem benden intikamını kocamı öldürerek mi alacaksın? Hayır. Doğru kararı veremeyecek kadar inatçı olduğu için ölecek kocam. İşte bu senin uzmanlık alanın. En iyi yaptığın şey ikna et adamı. Hadi. Kocanın kararlarına saygı duyuyorum. Ne kızıyorsun? Çünkü saçmalık bu. Çünkü sen eğer haklı olduğuna inanırsan hastanın ne düşündüğünü zerre umursamazsın. Onlara yalanlar söylersin, gözlerini korkutursun. Ben de senin yaptığının aynısını yaptım. Tek bir farkla. Bu sefer ben sana yaptım. Seni asla affetmeyecek. O sana benzemiyor. Affetmeyi biliyor. Hiçbir değişiklik yok. Durumu kötüye gitmiyor mu? Hayır, hiçbir değişiklik yok. Ama bu porfiriyle uyumlu değil mi? Yani bir sonraki atağa kadar durumu stabil. Evet. Metin, bu testi yapmalarına izin vermen lazım. İstemiyorum. Onlar ortak bir karar verinceye kadar istemiyorum. Ateş'i tanımıyorsun. Belki seni kadar tanımıyorum. Yani son tanıştığımızda beni bayıltmıştı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. İyi insan lafının üstüne. Nedir o? Kokteyl saati. Geçen gün içemedik ya beraber, içimde kaldı. Ya bu adamı uzak tutun benden ne olur. Metin, eğer Ateş bunun doğru olduğunu düşünüyorsa izin ver ne olur. Onun yargılarını benimkilerinden daha üstün mü tutuyorsun? Tıbbi yargılarını, evet. Ve bu uğurda hayatımı riske atmaya hazırsın öyle mi? Evet, hazırım. Ama ben değilim. E haklı adam. Haklı. Ama aynı zamanda felçli. Vakit geldi. Doktor Mehmet Ali Çağlar, Doktor Mehmet Ali Çağlar. Poliklinik Bankosu'ndan bekleniyorsunuz. Çekil bakalım, senin meselen değil. Hastanın onayını almanız gerek. Ama hocam, hastanın kafası hiç yerinde değil. O zaman mahkeme kararı almanız gerekir hocam. İyi, tamam. Tamam, peki. Gidin mahkeme kararı getirin. Ben burada bekliyorum. Hiçbir şey yapmayacağım, söz. Tamam. Vallahi billahi. Vay be. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ha. Üç silahşörler. Ya niye daha önce aklımıza ya? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Hocam şırıngayı bana verin. Lütfen. Eğer doğru söylüyorsa bu onun son şansı olabilir. Ne yapsak? Bölüşelim mi? Ben tek başıma halledemem. Dolap dereyi sen al. Küçük kızı ben hallederim. Nişantaşı zaten ortalık karışınca kuyruğunu kıstırıp kaçar. Vallahi yapamam tek başıma. Hadi. Tamam be. Size de hiçbir şey yapılmıyor oyun bozanlar. Tamam, iyi. Ne haliniz varsa görün. Adamda şevk bırakmıyorsunuz, şevk. Tamam ya. Allah'ın cezası! Ne yaptığımı gördün hiç mi? Atak ne zaman geçirecek? Porfiri olsaydı çoktan olurdu atak. Herkesin bünyesi farklıdır. Bu hiç iyi olmadı hocam. Taşıkardı, pıhtı, inme. Aa! Ne oluyor? 2 miligram midazolam, çabuk. Örneği kirleteceksiniz. Hocam. Emre, sondadan idrar örneği al. Bu porfiri hata değil, inme geçiriyor. Midazolam vermemiz gerek hocam. Olmaz, inme değil. Vazospazm bu. Görmüyor musunuz silme delta dalgalarını?
Sonunda çıktık. Bir örneği alamıyoruz. Nabız kırıklarda bu radikalde kaybediyoruz. Ne olursunuz bir şey verin ona. Herkesi veremeyiz. Hata yaptınız hocam, hata yaptınız. Direkt mesaneden. Bundan daha tazesi bulunmaz. Evet. Midaz olan verin. Bayağı yorduk kendisini. Biraz dinlensin. Hala sarı. Çek bakalım. Işık miktarını arttırmak etkili olacak mı hocam? Biyokimya. Unuttunuz mu biyokimya dersinizi? Daha fazla ışık, daha fazla oksidasyon. Hastaya 150 miligram glukoz, 75 miligram hematin başlayın. Bastonum ver. Bugün bir kez daha anladım, biz gerçek bir deliyle çalışıyoruz. Dahi de istersen, yerin kulağı var. Bakanın başından beri aldığı her kararda karşıydım, hala da karşıyım. Ama adamın hayatını kurtardım. E ne oldu? Eski karısı var diye adamı tarafsız olmamakla suçluydun. Değil zaten. Ama anlamıyor musunuz? Tam da bu yüzden yaptı o kadar çılgınlığı. Ve tam da bu yüzden adamın hayatını kurtardı. Asla elini tutamayacağımı zannetmiştim. Ben senin benim elime hiç bırakmayacağını biliyordum. Çok mutluyum. Ama hala eski kocanın bir manyak olduğunu düşünüyorum. Yani... galiba biraz. Ah, çok mutluyum. Durumu nasıl? İyi, zımba gibi. Hepsinden daha iyi. Kimseyi sevemeyecek kadar yaralı olduğumuzu düşünüyordum. Yanılmışım. Siz beni sevemiyormuşsunuz. Sorun değil. Sizin adınıza sevindim.
bakıyor. İyileştirdin onu. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Sen haklıydın. Daha da iyi olacak. Biraz zaman geçsin. Yok, o konuda değil. Benim hakkımda. Seni unutamadım. Sen benim için doğru kişiydin. Hem de öyle olacaksın. Ama ben seninle birlikte olamam. Özelliklerinden biri. Her zaman haklı olduğunu düşünme. En sinir bozucusuysa neredeyse çoğu zaman haklı olmam. Zekisin, komiksin, şaşırtıcısın, seksisin. Birlikteyken hep yalnızdım. Kendimi hep yalnız hissettim. Oysa Metin'in hayatında bana hep yer var. Bana bilmem.
Ateş. Hayır hayır, evlenmeyeceğim seninle, yeter be. Evlenmeyeceğim, insanın üstüne bu kadar da gelinmez canım. Sana bir şey danışmam lazım. Buyursunlar. Şimdi Selin'in işinin hastanede yakından takip edilmesi gerekiyor, biliyorsun. Biliyorum. Bizim de Selin gibi birine ihtiyacımız var hastanede. Benim gibi birine mi? Hayır, Selin gibi. Selin gibi. Evet. Dolayısıyla ben Selin'e iş teklif ettim. Hastanede hukuk müşaviri olarak. Evet. Kabul etti mi? Senin için bir sorun olmayacaksa edecek. Hı? Ne diyorsun? Ateş, cevap versene. Evet mi, hayır mı? Thank you.